Merhabalar. Vücudumuzun çok büyük bir kısmını su oluşturuyor. Onun için su bizim için hayati öneme sahip. Hep söylüyoruz yani su içelim, ondan sonra doygunluğumuz artsın ve yemek yeme miktarımız azalsın, kilo kaybımız gerçekleşsin. Bu o kadar kolay değil. Vücutta belli bir su miktarı var ve bu su miktarı yaşla beraber azalıyor. Onun için yaşlılar biraz su içmekte zorluk çekerler. Belki temel sebebi de bu olabilir. Su bizim için hayat demek ama şunu unutmamamız lazım suyla beraber sodyum da önemli. Eğer çok fazla su içerseniz su zehirlenmesi denilen bir durum olur ama o kadar kolay olmaz göreceksiniz. Çok 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 fazla su içmeniz gerekiyor. Bir kere her şeyden evvel söylediğim gibi sodyum önemli. Su da sodyumu takip eder. Örneğin idrar söktürücü haplar sodyumu atarlar. Su da sodyumu takip eder. Böylelikle vücuttaki sıvıdan kurtuluruz. Sodyum suyun tutulması için çok önemli. Eğer Suyu çok fazla içersek, vücudumuzdaki su miktarı artarsa bundan değil ama özellikle içinde bulunan sodyumun seyrelmesi sonucunda ortaya çıkan hiponatremi dediğimiz bir durum olur. Sodyum normalde bizim vücudumuzda 135 ile 145 milimol arasında bulunur. Bu değer çok çok düşer. Bu değere tekrar geri döneceğiz. Çünkü ne kadar su içip sodyumun azaldığını göreceksiniz. Eğer çok fazla su içtiniz, sodyumunuz düştü, baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, kas krampları çok açık idrar. Bakın sağlıklı çalışan bir böbrek her zaman için fazla suyu atar. Onun için endişe etmeyin. Ama hala su içmeye devam ederseniz bulantı, kusma, kafa karışıklığı, nöbet, koma, beyin ödemek ki korkarız, ölüm bile olabilir. Şimdi su zehirlenmesi denildiği zaman Vakaların çoğunda bakılmış, bunlar bir saat içerisinde 4-5 litre su içmişler. Çok ciddi bir su tüketimi. Ve asıl önemli konu şu, çok kısa süre içerisinde çok fazla su tüketirseniz, o zaman bununla ilgili sıkıntılarla karşı karşıya kalma şansınız vardır. Kısa sürede çok fazla su denildiği zaman peki bunun bir sınırı var mı? Evet bir sınırı var. O da şu. Yani saatlik süre içerisinde 0.8 ila 1 litre yani yaklaşık 5 bardak su içildiği zaman ortaya çıkan bir durum. Ama ben çok terlemiştim, çok susuz kalmıştım, böyle su içtim dediniz olabilir. Burada önemli olan bunu devam ettirmek. Bakın 590 vaka bulmuşlar. Hastaların ortalama yaşı 46, %53'ü erkek. Ve bakın en önemlisi %52'sinde psikiyatrik hastalık var. Ve ortalama içtikleri günlük su miktarı 8 litre. 8'inde 99 ile... 12.2 litre su içmişler. Böbreğin idrar çıkarma kapasitesi ise kabaca saatte 1 litre. Peki bu kişiler tamam psikiyatrik sorunları var özellikle şizofreni fakat hem sporcularda hem de özellikle Amerikan ordusunda askerlerin susuz kalmasından korkulduğu için bunlara zorla su içirmişler ve bunların %13'ünde de su zehirlenmesine bağlı ölüm meydana gelmiş. Bakın normal değerimiz 135-145'ti. Bu 590 vakada ortalama sodyum değeri 118. Çok düşük. Bu çok ağır hiponatremi demek. Ve bakıldığı zaman genel öneriler içerisinde erkeklerde 2.6 litre, kadınlarda 2.1 litre minimum alt seviyede su tüketilmesi lazım. Peki sağlıklı günlük su tüketimini nasıl hesaplarız diye soracak olursanız bir takım formüller var ama ben bunu sizin için sadeleştirdim. Kilonuzu 30'a böleceksiniz yani 80 kilosunuz 30'a böldüğünüz 2.6 litre çıkıyor. 30 dakika egzersiz içinde buna 350 mililitre ekleyeceksiniz. Yani diyelim ki 30 dakika yürüdünüz, 80 kilosunuz, o zaman 3 litreye yakın su almanız gerekiyor. Bütün bu önerilere rağmen toplumun %82'si yeteri kadar su içmez. Bu da gerçeklerden bir tanesidir. Teşekkür ediyorum, görüşmek üzere, hoşçakalınız.